Teşekkür ederim. Ne güzel şarkıymış bu, böyle adı yok hala. Çok seviyorum bu şarkıyı, evet. Sözlerini adı konulmamış her şey için yazdım. Sen yazdın? Evet. Neyi için yazdın, anlat bu şarkıyı. İşte adı konulmamış her şey için. Aslında yeri göğü sardı yaşlar, karlı kışlar, aylar, yıllar yorgun diyor artık. Çünkü herkesin yaşadığı yorgunluklar oluyor. Neticede bütün şarkılar aşk için yazılıyor elbette. Kadınla erkek arasındaki aşk için. Ama bu aşk nerede? Aşk bulunamıyor işte. Çok zor bir şey yani. Benim için de daha da zor. Yani. Şarkıya biz kaptırdık Cüneyt Bey. Çok güzeldi. Hoş geldin. Zaten Öykü Hanım'ın yorumu da güzel. Kendisi de güzel. Ederim. Sesi de güzel. Bence kendisi... Bu kadar güzellik bir araya gelince çok değil güzel. Aynen. Teşekkürler, sağ olun. Güzellik yarışmasındaki kızlardan çok daha güzel. Ben çok teşekkür ederim. Dışarıda, makyaj odasında bu duyguları ben güzellik yarışmasından çıkıp buraya gelen kızcağızı Öykü Hanım zannediyordum. Ya çok çok güzel gördüm. Ya. Çok iyi gördüm Öykü Hanım. İnanır mısın? Ben çok teşekkür ederim. 17 yaşında. Ben inanın makyaj odasında bu duygulara buraya girmeden beraber buraya gireceğimizi hiç bilmiyordum. Bunları evet, paylaşmadık Öykü Hanım. Evet paylaştık. Evet. Hatta ben dedim ki çok teşekkür ederim. Çok güzel iltifat ediyorsunuz. O da dedi ki iltifat değil, bakmakla görmek arasında fark var. Ben dedim ki nasıl bakarsan öyle görüyoruz, evet, hayatı öyle yaşıyoruz. Beyefendi de dedi ki yok dedi, bazı gerçekler de var yani, baktığın zaman da yani görmek yani lazım. Gerçekleri de söylemek lazım. Ha, göremiyorsunuz yani, kör müsünüz ya? Evet evet. Yani. Onun için öyle yani. Cüneyt Hasan Bey gelmiş geçmiş bütün zamanların en iyi kasabı olarak anılır. Bunu ben demiyorum. Contemporary of Art from Turkey dergisinde öyle çıktı kendisi. Evet. Gerçekten et konusunda Türkiye'nin en uzman insanlarından biridir. Çok sevdiğim bir insandır. Teşekkür ederim. Kendisi buraya bir şov etler getirdi. İlerleyen dakikalarda evet, önümüzde Kurban Bayramı. Ah. Şöyle güzel bir kurban nasıl kesilir? Hazır nasıl kurban yapılır gelmişken. Evet. Senin etli aran nasıl? Çok iyi. Ben yemek yemeyi çok seviyorum zaten. Belli oluyor halinden. Yani, çok kilolusun maşallah. Hakikaten hiç. Diyelim o bünye meselesi demek nasıl ki. Nasıl bir şey? Biz... Yoksa gerçekten yiyorum yani. Çok doğru besleniyorum. Yiyorum yani. Bence doğru besleniyorum. Yani zeytinyağlı evet, yiyorum. Hani çok böyle hani protein, karbonhidrat, o dengeye dikkat ediyorum. Hmm. Doğru beslenmek benim için o. Doğru. Hani çok böyle işte ekmek yoğunluklu olarak değil de hamur işi yoğunluklu değil de biraz daha işte hani salatadır, zeytinyağlıdır, öyle şeylere dikkat edip ama etimi, işte balığımı, tavuğumu her zaman da yiyorum. Çok yani doğru, o sağlıklı bir şey. Çok doğru yapıyorlar. Ben birebir bu işi uygulayan biri olarak her gün neredeyse yarım kilo en az her bir gün kiloya çıktığı gün var. Yarım kilo et ama yiyen. Ama siz de çok fit görünüyor. İnanılmaz süperim. Evet yani. İnanın net olarak. Gerçekten. Çok. Sadece. Hayır yani çünkü o kadar yani et uzmanı değilim olup böyle. İnanılmaz bir enerjim var. Ben bunun tamamını proteine yani ete borçluyum. Net olarak söylüyorum. Yağ, tuz, ekmek, şeker ve tatlı yemeyin. Evet. Yemeyin. Oturarak da anlatabilirsin. Yemeyin. Ya anladık. Çok enerjim var anladık. Bir dakika dur. Et salata. Ne kadar et. Evet. Mümkünse ne kadar gram et. Ne kadar etse gram, iki katı salata. Değil mi? Mümkünse yani %100 olursa yeterli. Evet. Ben birebir bunu uyguluyorum. Canan Karatay Hoca'yı almıştım evet, programıma daha önceki televizyonda. O da aynı şeyi söylüyor. Ben de sürekli et yiyorum. Karbonhidrat yemiyorum. Salatalara ağırlık veriyorum. Bu şekilde devam ediyoruz ama bunun sakıncası yok herhalde, her gün et yemeyin. Gördüğünüz gibi sağlıklı, ben ortadayım evet, yani tabii, her gün bu şekilde beslenen Öykü Hanım öyle besleniyor. Evet, yani ikimiz de anormallik görüyor musunuz? Hayır bence çok doğrudur. Ünlülerin biliyorsun dry age diye kendisi anlatır. Evet. Ünlülerin böyle etleri var artık 8 kilo mu, dry age nedir? Her herkesin ne? İsmine etler var mi? Ve dolapta tutuyorlar. Her gittiğin zaman o kendi etinden yiyorsun. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ne yermiş? T-bone steak yermiş. A, T-bone gibi. Evet Bülent evet. Tek tip etlerde. Daha bir kilo antrikot yermiş. Daha tabii. Bu şaka mı gerçekten? Hayır. 30 yıldır Bülent Hanım bize gelir. Ve dünyada bu kadar keyifli et yer insan yok. Bülent Hanım. Net, 30 yıldır diyorum. Etin keyiflisi nasıl oluyor? Bülent Hanım parktan içeri girdiğinde her tarafa şöyle bir bakar, olumsuz gördüğü her şeye bağırır, çağırır, dükkana o şekilde girer. Girer ve masasına oturur. Oturduğu andan itibaren ilk 250 gram et, 300 gram eti yemeye başladı. Evet. Ruh hali değişiyor. Ruh hali değişiyor. Yükselince bu... Zaten ruh hali değişiyor. Tam değişiyordu. Ama bomba oluyor. Gülücükler patlıyor. Ve inanın mutluluk hormonlarını... %100 patlatıyor. Bu bende de öyle yapar. Öyker mektebinizde mutlu olmuyor. Harika. Doğru söylüyorsunuz. Çok inanılmaz. Anlatıyorsunuz. Enerji verir.
renklenirsiniz, yanaklarınız pombul pombul olur, ne güzel olur, renkli renkli olur. Yani bu ürünlerin fit kalmak için bu dry age doğru mu? 28 gün dolapta kalıyor, değil mi? Tabii. Dry age nedir? Anlatsana kızım. Bu bir dinlendirme metodu. Aslında evet. Amerika'nın 80 yıldan beri uyguladığı, evet. Biz son 10 yıldır çok şükür keşfettik, yapıyoruz. Bunun öncülüğünde yapmaya gayret ediyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi diyetin iyi olabilmesi, daha lezzetli, daha aromalı, daha yumuşak olabilmesi için uygulanan bir yöntem. 0 ile 1 derece arasında özel nem alıcı aletlerle yapılan bir dolaptı. Biz şimdi onu da geliştirdik. Ne yaptık abi? Himalaya tuzundan yaptık. Bu dolaplar artık Himalaya tuzundan, yani aletlerin yaptığı işi tabii bir malzemeyle nem emme özelliği olan Himalaya tuzuna yaptırdık. Bu dolaplarda biz bu eti, tabii bu hayvanların, bu etler özel hayvanlardan oluşabiliyor. Sıradan olan dişi, hayvanlarla dişi olmaz. Sığırma. Özellikle dişi. Dişi olmaz. Neden dişi? Neden dişi? Her neden dişi? Dişi niye güzel oluyor? Neden? Herkes dişi dişi diyor da neden dişi? Ya duymuşlar dişi ya. Bakın efendim. Şimdi dünyada yaratılmış tüm dişi mahlukatlar, tümü istisnasız, uçanı, yürüyeni, her türlü dişi ağzımı istisnasız. Dinliyorum. İstisnasız tüm dişi yaratılmışlar. Daha hızlı yağlanırlar. Daha hızlı o yağ verirler. Ama daha lezzetli olurlar. Bu bir tezdir. Çürütecek herkesi ben sohbeti bekliyorum. Davet ediyorum yani. Evet. Dişiler çünkü lezzetlidir. Lezzetlidir. Dişiler. Evet. Bakın bunun örneğini vereceğim. Mesela Güney Amerika'da, Uruguay'da, Avustralya'da, Amerika'da, Japonya'da erkek hayvanı nasıl lezzetli yaparız? Yani dişi böyle lezzetli oluyorsa biz erkekten bu verimi nasıl alırız? La hareketle bugün bu saymış olduğum ülkelerde hayvancılık çok ileri olduğu için bir sistem uygulanır. O da kastre dediğimiz bir sistem. Kastre hayvanın erkekliğini yok eder. Allah Allah, hadım evet, ediyorsunuz. Hadım edilir. Yani hadım. Sen hep kadısına geçtin, sıkıldı bak, görüyor musun? Yok, çok hayır, hiç değil, Twitter'da ya, tam tersine yazmak istiyorum. Sen de mi Twitter'cısın? Çok güzel bir sohbetimiz vardı. Evet. Buradan yazıyorsun şu Twitter, anda. Twitter, Facebook canlı. Ya, aktif olarak Cüneyt kullanıyorum Bey böyledir çok. Ya. Çünkü Cüneyt takipçilerim dizi, de izliyorlar. Dizi teklifleri var Cüneyt Bey. Var değil mi dizi? Var çok. Var. Ben vardır. İşimi yapıyorum. Vallahi çünkü siz mesleğinizi çok severek yapan şanslı insanlardan birisiniz aslında. Bakın, ben dünyaya bu iş için gönderildiğine inanıyorum. Evet. Allah tarafından böyle seçildi. Çok benim iyi misyonum. Anlıyorum evet. Bunu. Yani şu anda bu bütün dünya, şey. Bak en yakın zamanda söyleyeyim. Mesela İtalyanların en iyisi, bizim meslekteki en iyisi Dario Çeçen'i davetli olarak buraya geliyor. O beni merak ettiği için davet etti, gittim. Adam uçtu. Çok mutlu oldum. Şimdi biz onu davet ediyoruz. En kısa zamanda size davet edin inşallah, görürsünüz. Evet. Aslında bizim neler yapabileceğimizi, neler yaptığımız ortada ama aslında neler yapabileceğimizi zaman gösterecek. Cüneyt, dişiler çok lezzetli, onu anladık ama erkekler de çok konuşuyor. Biraz da biz konuşsak şöyle. Çok özür dilerim. Hem öyküyle. Çok özür dilerim. Daha vaktimiz var. Senin şovun var. Çok özür dilerim. Biz uzun zamandır görüşmüyoruz. Ben işimi ve haddimi zaten bilirim. Yok. Buradaki şey dry age ünlüler kullanıyor. Onu evet. Son kez yapalım. Aslında fit olmak için. Yani tabii. Ben geliyorum 8 kilo bir eti. Kaç para 8 kilo et? Onlar bir baton yaklaşık kilosu 70 lira. 70 lira. 70 lira kilosu. Ben adımı yazdırıyorum dolaba koyuyorum. Dolabınıza koyuyorsunuz. Herkesin öyle yapma hakkı var. Birçok insan var. Var. İş adamları. Bu eti seven, dinlenmiş eti, yumuşak eti, lezzetli eti, aromalı eti seven herkes yapabilir, yapmalı. Tamam. Çünkü bu et Türkiye'de yok. Konuşacağız. Kobe Beef'i de konuşacağız. Evet. Onda da Kobe Beef Türkiye'de yetişmiyor, onları da konuşacağız. Şovu göreceğiz. Hepsini konuşacağız. Daha vaktimiz var. Biraz öyküyle konuşalım. Tabii. Derinlere inelim. Ne diyorsun öykü bu konulara? Et konusu çok derin ama hakikaten. Senin derinlerine inelim. Ne oluyor senin hayatında? Berk'le ikiz kardeşin, evet, değil mi? Evet. 10 dakika önce mi doğmuştu Berk? 10 dakika ayrı yumurta ikizlerisiniz. Sonra doğan büyük oluyor. Abi diyorsun ona. Ya 10 dakikalık abim aslında. Ayrı yumurta ikizleri olduğunuz için mi ayrıldınız gerçek hayatta? Ya yani güzel soru. Ya, ikimiz sonuçta farklı tabii müzik algılarımız var, hayata bakış açımız, her zaman birlikte hareket etmiyoruz, yaşamıyoruz doğal olarak, iki farklı bireyiz neticede. Doğru. Müzikal anlamda da böyle bir ayrılık oldu ama hani kişisel olarak değil, elbette kardeşiz ve hani hayatımızın sonuna kadar birbirimizi destekleyeceğiz. Fakat ben zaman zaman yani mesleki olarak da böyle ayrılıkların olması gerektiğini düşünüyorum çünkü doğru, sonrasında bir araya geldiğimizde daha üretken oluyoruz. Daha yaratıcı şeyler çıkıyor.
Ben ayrı yapmak istediğim şarkıları yapıp, o biraz daha işin mutfak kısmında, flamenco kısmında. Çünkü Berk çok iyi bir müzisyen, çok iyi bir gitarist. Evet. Yani çok da iyi anlıyor. Tarihini de çok iyi biliyor. Yani çok ciddi araştırmacı evet. biri. O da hakikaten derinliği olan biri. Biz çünkü hep çocukluğumuzdan beri bu şekilde yetiştik. Yani hep mümkün olduğunca çok kitap okumak istedik. İşte her şeyin farkında olarak yaşadık. Ailemiz de sağ olsun bizi böyle yetiştirdiler. Dolayısıyla hani böyle kendimizi geliştirmek adına ve çoğalmak adınaydı ama çabamız. Ama güzel küçücük bir odada 2 metrekare 2 metrekare bir odada böyle 4 kişi oturdunuz. Evet, kendi kendinize çocukluk verelim onu 2007 yılında. Evet. Ben onu çok seviyorum o görüntüyü. Ben de seviyorum evet. Yani oradan çıkan bir ün desek değil mi? Ya aslında sadece o videoyla hazırsa verelim, sınırlandırmamak verelim lazım tabii ama neticede tabii ki hani tanışmamız bir şekilde işte buradan bilinirlik açalım YouTube'dan sesini. Çıktı evet. Sesini açalım. Evet burada dinleyelim şöyle mikrofonla şunu çok güzel bu ya. Hadi bir kublesini kublesini hadi. Evlerinde lambaları yanıyor. Göz göz olmuş yerlerim kanıyor. Evlerinde lambaları yanıyor. Göz göz olmuş yerlerim kanıyor. Beni gören deli olmuş sanıyor. Ölürüm de ayrı. Bravo. Çok güzel bir ya gerçekten. Nostalji oldu. Aradan 4 yıl geçmesine rağmen 4 yıl olmuş. 5 yıl oldu ya. Evet, artık klasikleşmiş yeni bir şarkı gibi bir türkü ama herhalde yani son nefesime kadar söylemekten gurur duyacağım bir türkü oldu. Müthiş bir türkü hem de. Yani ben bunu her dakika dinleyebilirim. Ben de çok seviyorum. Ara sıra açıp açıp bu versiyonu dinliyorum ama sizin. Öyle öyle var bizim evet. de öyle. Ailemizde kuzenlerim bile öyle tabii. Yani yakın arkadaşlarım bile öyle. Peki orada 4 kişiydiniz. Evet, amatörce başladınız. Diğer arkadaşlarım da müzisyenler aslında onlar yani bir grup olarak çıkmak istiyorlardı. Fakat Öykü Berk projesi olarak karar vermiştik en başından beri. O sebeple onlarla da öyle bir ayrılık yaşadık. Üçünden de ayrılıp tek başıma. Kadınların fendi erkekleri yendi. Her zaman yeni. İçinde bırakıyorum. Akıllı kadın, akıllı kadın her zaman erkekten güçlüdür. Aslında öyle böyle evet. bir şey var ben, yani. Beni düşüneceğim. Evet yani bence evet. de. Tabii biraz akıldan ziyade... Tabii farklı yollara da gidildi yani herkes müzisyen sonuçta ve herkesin yapmak istediği şeyler başka. Doğru. Ama ben de solo albümümü yaparak kendi istediğim şarkıları yaparak şimdi başka bir yani kariyerimde başka bir şekilde ama devam ediyorum. Ama baştan ayrılmayacakmış gibi başlıyorsun abinle Berk'le diyelim. Aslında hep galiba hep öyle başlanıyor da. Ya da ikili olanlarda böyle bir şey yaşanıyor. Tabii. Yani geçmişte de bunun ne orada hırs mı öne geçiyor? Yani ben daha ünlü olmak istiyorum, ben daha popüler olmak istiyorum. Yok, ne orada öne geçiyor? Hiç değil, bence bu tamamen bir tercih, bir seçim. Yani biraz sonuçta popüler kültürün içindeyiz ve bir pop albümü yapıyorum. Ve ister istemez zaten bu biraz insanların algılısına açık, biraz da kendi istediğim şekilde olmak durumunda. Bir de sen özgürlüğü yani ben, de seviyorsun. Evet seviyorum. Yani çok idealist, tabii ki idealist bir yolda yürürken bir yandan da işte beni takip eden ve seven insanların da istediği şarkıları evet. yapmakla yükümlüyüm. Aksi takdirde zaten evde kendime şarkı söylerim. Yani ama o şey çok ince bir çizgi. Yani bu bir detayda doğru. takılık. Hayranların da şaşırmadı sanıyorum ayrılmanızı. Tabii yani onların da böyle bir beklentisi vardı. Ama aynı şekilde yani belki benden daha çok seven insanlar var yani. Tabii onun da tarzı farklı. Tabii ki onun tarzını, onun sesini. Yani tamam Öykü seni çok seviyoruz ama Berk'in de o gırtlak namelerini, o ses rengini çok seviyoruz diyen insanlar da var. Tabii ki hani ikiz olduğumuz için. İster istemez bir kıyaslama oluyor. Bir de kadın erkek olduğumuz için.
Çünkü kadınla erkek fıtratı çok ayrı zaten. Yani kadın bambaşka bir şey, erkek bambaşka bir şey. Bir kere bunu en baştan kabullenerek yaşamak lazım. Yani bir dakika bir şey soracağım. Her şeyi bunu çok güzel konuşuyorsun. Güzel kızsın, seksisin, çok da güzel konuşuyorsun. Herkes dinliyor. Baştan bunu düşünmüyorsun ama. Belli bir zaman sonra şu olgunluğa erişiyorsun. Tabii. Yani başlarken abi biz ya ölene kadar beraberiz, sen çalarsın, ben söylerim oluyor. Belli bir süre sonra kadınsın, güzelsin. O da tarzı farklı, seni yavaşlatıyor, sen pop söyleyeceksin. Sen bak senin hayranların çoğalıyor. Sen ister istemez ayrılma yoluna giriyorsun i̇şte tabii ki. Kadın olmanın avantajları belki. Yani belki de bunu söyler zaten. Yani burada aslında hem fikir... Kırgınlık falan yok, yok değil mi? Yok, hayır, kesinlikle yok. Kadın olarak belki şarkıyı söyleyen daha ağırlıklı olarak ben olduğum için de ben ön planda gibi görünüyor olabilirim. Ama neticede o şarkıyı başından sonuna kadar yapan Berk. Ve ona çok şey borçluyum elbette. Çünkü bir şarkıyı sadece söylemek değil ki konu. Onun aranjesi, Abdurrahman Kızılay bestesi, sözleri. Yani onu bambaşka bir şarkı gibi yeniden yapabiliyor olmak... Keza Seni Ben Unutmak istemedim ki içinde geçerli. Evet. O da Hicaz makamında bir Türk sanat müziği şarkısıydı. Onu da belki bambaşka bir dünyaya uyarladı. Bir de Berk çok konuşuyor. Ona çok konuşuyor. İyi konuşuyor ama ya. İyi konuşuyor da sen sıkılıyorsun röportajlarda. İyi konuşuyor. Yok yani bazen ben değil. Çok bilimsel konuşuyor. Ben değil. Hani işte sizin programınıza geldiğimiz zaman konuşabiliyoruz. Ama bazı program, ya böyle programları seçiyoruz. Çünkü evet, niye? Evet. Bazı programlarda... Berkciğim de sağ olsun o kadar doğru ve güzel konuşuyor ki ama şarkı girelim, şarkı yapalım. Hani ister istemez tabii reytingler vesaire söz konusu olunca flamenkoyu anlatmak istiyoruz, müzik konuşmak istiyoruz. O birazcık tabii hani sekteye uğruyor öyle programlarda. O zaman da Berk sanki çok konuşuluyormuş gibi algılıyor. Şimdi hani onun kardeşi olarak onu savunmak adına yapmıyorum bu konuşmayı ama yani hani bence kendine sanatçıyım diyen birinin anlatacak lafı olmalı zaten. Kesinlikle. Yani sen boş olmamalı. Çıkıp şarkı söylemek değil mi tabii, yani? Tabii. Değil mi siz? Tabii. Katılıyor musun? Dolu olmalı tabii. Yani, okumalı, araştırmalı. Okumalı tabii yani bir derinliği olmalı. Çünkü üreten insanın her zaman edecek lafı olmalı ki nasıl ki Neşet Ertaş gibi. Yani ya. Biz geride bir şeyler bırakmak durumundayız. Yani ben iyi ki 9 yaşında tanıdım Neşet Ertaş'ı. Evet. İyi ki ölünce onu tanıyanlardan değilim. Yani Twitter'a işte başımız sağ olsun yazmak değil. Tabii. Esas mesele yani buna da çok hani itici buluyorum bu durum yani biri vefat ettiğinde bir şey olduğunda. Çünkü önemli olan ondan bize kalanları kendimize nasıl geçirdiğimizde yaşattığımız. Aynen öyle. Koruduğumuz, sakladığımız. Ben ilk gün vefat ettiğinde burada söyledim. Mirasını devam ettirme gönlümde tabii, olun. Ve... Yoksa... Tabii sağ olsun, Ah Yalan Allah Dünya'yı edesin. Söyledik mesela ikinci albümde. Evet, evet. 2009 yılında. Tabii. Ah Yalan Dünya türküsünü. Müthişti o. Ve ne mutlu bize, iyi ki söylemişiz. Hatta bir programa katılmıştık, canlı telefon bağlantısı yapmıştık. Şey demişti, nasıl buldunuz işte Ah Yalan Dünya türküsünü, flamenco cover yapmışlar. Biraz hızlı galiba ama çok başarılı bu çocuklar dedi. Çok dedi seviyorum dedi, takip ediyorum dedi, aferin size dedi. O kadar da güzel yüreklendirmişti yani bizi. Peki Twitter'da sayfandan şey yazmışsın, kısmet dedik iki aradaydık, şimdi tek başıma bir başkayım. Evet. Meftune, Memnune, Mütebessim benim diğer isimlerim, bir ara anlatırım. Paralelim güneşliyim. Berk için mi yoksa sevgilin, ayrıldığın sevgilin Emre Karayel için mi? Çok güzel. Yani konuyu da yani nasıl bağladık? Ne güzel bağladık değil mi? Bu kadar güzel kız niye ayrıldı? Memnune, mütebessim, meftune. Meftune, meftun olan. Çünkü tutkulu biriyim. Hepsi senin isimlerin mi bunların? Çok seviyorum. Böyle kendimi adlandırıyorum. Güneşliyim demeyi de. Çünkü güneş hem yakar hem de ısıtır. Ben de böyle biriyim. Çok iddialı oldu acaba. Niye ayrıldın Emre'den? Ne oldu yani nerede kopuyor? Aslında biz 2,5-3 yıla yakın güzel bir birliktelik yaşadık. Ama belli bir süre sonra... Fotoğrafları artık, varsa verelim evet. Yani şey gibi... Yani aslında böyle biten bir şeyin ardından da adı üstünde geçmiş çok fazla konuşmak istemiyorum ama... Yani bütün kıymetiyle tabii ki güzel şeyler de yaşanıyor. Olumsuz şeyler de yaşanıyor ama bir yer var herhalde. Artık... Yani daha ileri gitmiyor. Orada da bunu zorlamanın anlamı yok diyorsunuz. Özgürlükler mi kısıtlanıyor? Yani
herkesin kendi alanı var neticede. Biz evet. hiçbir zaman birbirimizin alanına da müdahale etmiş değiliz. En ufak bir kıskançlık bile bir şey yok. Her zaman birbirimizin hayatına saygılı olarak devam ettiği ilişkimiz. Ama dediğim gibi benim albümümün çıkma süresi, onun seti, yani yoğunluk, iş yoğunluğu. Biz biraz daha işine tutkun yaşayan insanlarız. Aynen öyle. Yani bu belki biraz yalan gibi geliyor ama inanın doğru, buna. Doğru. İşine aşık, ben şarkı söylemeye aşığım birinci olarak. Bu olmadığı zaman hayatta mutsuzum, çok net. Doğru. Ve nefes alıyormuş gibi hissetmiyorum. Dolayısıyla o gereken özveriyi, fedakarlığı zaman zaman yapmamış olabilirim. O da keza aynı şekilde. Biraz kendimize dönüp öz eleştiri de yapmak lazım. Çünkü neticede bir ilişki yaşamak, bir hali var birinin, benim de bir halim var. Ve bu iki hal ortaya bir hal çıkarmak durumunda. Ve her şey olduğu gibi kabul etmekten geçiyor. Ne için? Mutlu olmak için. Ama değiştirmeye çalıştığınızda hep yoruluyorsunuz. Aynen. Belki böyle evet yani hani... Değiştirmeye çalışmadık ama belki o gereken fedakarlığı, özveriyi ikimiz de birbirimiz için bir zamana kadar gösterdik, bir zamandan sonra gösteremedik. Hey, hayırlısı olsun, evet. Derdimiz o değildi, merak ettik. Yani isimler konuşmuyoruz, hep yaşanmışlıkları konuşuyoruz ki herkes tabii. merak ediyor. Güzel açıkladın, güzel konuşuyor Allah için. Çok her şey de güzel, yüzü güzel, aşık, şarkı söylemeden nefes alamıyorum. Sesi dedi, güzel, güzel, müthiş. Harika ya, zaten. Şimdi senin işini göreceğiz, senin evet. aşkını göreceğiz. Evet. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra güzel, Cüneyt Hasan bize et şov yapacak. Şansın, bahtın, her şey. İnşallah. Vodafone'dan haftanın 7 günü, günün 24 saati, sabahtan akşama, evde, işte, alışverişte, sınırsız konuşturan kampanya. Her güne 500 dakika, artı tüm Vodafone'lularla sınırsız konuşma, ayda sadece 35 lira. Siz de numaranızı Vodafone'a taşıyın, tüm Vodafone'lularla sınırsız konuşun. Vodafone'da. Şimdi Merinos'tan 600 lira değerinde yapacağınız her alışverişe çift kişilik Merinos Elegans Battaniye bedava. Merinos yaşadığınız her yerde. İkiler kaderinin beni. TTN'den süper bilgisayar kampanyası. Herkes bir tane mutlaka almalı. Son teknoloji bilgisayarlar ayda 29.90 liradan başlayan fiyatlarla 36 ay taksitle TTN'de. Hadi TTN satış noktalarına. TTN'de her şey mümkün. İçilsin tepsiler tüm sofralarda. Anne baba aransın 100 dakikayla. 100 SMS yaz hadi yolla, hadi yolla. 100 megabaytla internetten hadi kutla. Pepsi yaşatır seni Pepsi. Cildim benim için çok değerli. Yeni Arkonem günlük bakım kremi, içeriğine eklenen ince özüyle cildimi kusursuz bir pürüzsüzlüğe kavuşturuyor. Mücevherleri bile gölgede bırakıyor. Yeni Arkonem ince dokunuşu. Şimdi en değerli mücevheriniz cildiniz. Flash, flash, flash! Mondi'de yılın son fırsatı. Şimdi Mondi'den alışveriş yapan herkese rahat ve kullanışlı Flash Maxi takım sadece ve sadece 898 lira. Üstelik World'e özel imkanlarla. Mondi, kalbim seni sevdi. Solu'nun 30. yılını hediyelerle kutluyoruz. Tam 3 Tiguan, 30 Philips LED TV, ayrıca her gün 30 küçük ev aleti sizi bekliyor. Paketlerdeki kodu 1579'a gönderin, kazanın. Solo'yla hallet gitsin, hayallerin gerçekleşsin. Çile, çile, çile. Bitti artık bu çile. Alf Hero, basınçlı buhar teknolojisiyle zor kirleri, mite ve zararlı mikroorganizmaları yok eder. %100 doğal aktijenle bakteri ve virüs gibi mikropları öldürür. Mikro ve biyolojik temizlik sağlar. Hero ile çile biter, temizlik başlar. Alf, Innovative Life. Sevgiyle dinar su.
bayram tüm sevdiklerinize mutluluk ikram edin. Torku ikram edin. Torku, Konya şekerden. Yes, that's my son. I just have no wrinkles to prove it. Yes, that's my age. I just have no wrinkles to prove it. Nivea Q10 cildin doğal yapısındaki Q10'e ek olarak kreatinle güçlendirildi. Ve kırışıklara karşı artık çok daha etkili. 4 haftada gözle görülür sonuçlar. Nivea Q10, şimdiye kadar kullandıklarınızın en iyisi. Yeni Wartner Nail Expert, tırnak mantarının yayılmasını önler, tırnağın yenilenmesine yardımcı olur. Wartner Nail Expert, tırnak mantarına karşı en büyük yardımcınız. Koçtaş'a gelirsin, azıcık ödersin. Otello çift kişilik kastü yorgan 2 adet yastık hediyesiyle Koçtaş'ta sadece 149 lira 90 kuruş. Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum. İleri gitmenin yolunu yoldakilere sorduk. Buyurun. Bir depo yakıtla nasıl daha fazla gidersiniz? Basit. Ben genelde feribot kullanıyorum. Böylece bir depoyla daha fazla gidiyorum. Peki feribot olmayan yerde? Feribot olmayan yere gitmiyorum ki ben. Anladım. Muhabir Bey, muhabir bey, kolayı var. Ben yakıtımı petrol ofisinden alıyorum. %4 daha ileri gidiyorum. Petrol ofisine gelenler %4'e kadar daha ileri gidiyor. Yolların ileri gidenleri petrol ofisi diyor. Petrol ofisi. Kamil Tayyar, AK Parti Gaziantep Milletvekili. Ben de Beyaz TV'deyim. Gündeme dair en kritik konuları, gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Berhan Şimşek, CHP İstanbul Eski Milletvekili. Çarpıcı konularla Beyaz TV'de sizlerle beraber. Onlar siyaset dünyasının sözünü esirgemeyen iki güçlü ismi. Gündemi her hafta Beyaz TV'de değerlendiriyorlar. Birebir Bülent Çöltekin moderatörlüğünde bu akşam 23'te Beyaz TV'de. Evet, geldik yemek programına. Evet. İlk defa ben de böyle bir şey yapıyorum. Emine Beder'in masasını kullanıyoruz. Güzel oldu ama. No. Bir dakika dur. Şunları görüyor musun? İnanılmaz taç. Güzel. Bu nasıl bir? Bunun adı taç firzolası. Evet. Herkes firzolayı sadece taç bu şekilde bilir ya. Evet. Hayır değil. Bakın şekillendirebiliyor, desenlendirebiliyor. Bir kralın tacı haline getirebiliyoruz. Bu ızgara şekli, bu da fırın şekli. Bunu da fırında güzel yapabiliyorsunuz. Böyle fırına koyuyoruz. Evet. Öyle mi? Bunu bütün olarak koyuyoruz. Sonra 200 derecede bir saat sonra çıkardığımızda mükemmel fırında yapılmış, içi kanlı değil ama nemli bir şekilde çok lezzetli, bunlar keyifli olacak. Bunlar birbirine kesmeden böyle bütün mü alınıyor? Hemen şöyle yapılır o. Ona dektiğimizde gördüğünüz gibi şu. Biz onu bağladık çünkü. Aa, evet. Bu yani bunun ay gördüğün... tacımı yaptınız. Tacımı tacınız parçaladım. Sizin tacınız. Tacını ver. Tacımı parçaladım. Tacımı parçaladım. Sana taç yakışır. Evet, teşekkür ederim. Peki ne kadar süre pişiyor? Yani böyle orta mı pişiyor? Sadece 200 derece ısıda fırında, ısıtılmış fırında bir saat yeter. Onu hep karıştırıyorlar. Bu kırzola odur ya. Hmm. Bakın kesilmemiş hali. Bu kesilmiş haliydi. Bu kesilmemiş hali. Yani şöyle kesildiğinde gördüğünüz gibi. Dur. Kışın Kurban Bayramı iki gün evet sonra. Herkes parmaklarını kesiyor. Ne yapacağız? Dikkat etmeleri gereken neler var? Kesmesin. Onlar kesmesinler. Çünkü etleri onlar kesmesinler. Onları kasaba götürüp kesin. Eğer onlar keserse kesecekler abi. Şanslar. Çünkü bu bir bıçak ve bu yağ. Yağlı el. Uzak duruyorum. Yağlı el keskin bıçak olacak. Evet. Kurbanları hani eskiden hepimiz kapımızın önünde bir kuyu kazıyorduk. Sonra ne yapıyorduk? Orada kesip orada artık toplu şekilde kesiliyor. Herkes o toplu kesilen yere gidecek. Koyununu alacak. Orada kestirecek. Sadece ve sadece bir tane butunu evine getirsin. Kavurma yapsın. Kokusu orada çıksın. Geri kalan kısmı bütün olarak katiyen parçalamadan. Çünkü taze eti ne kadar parçalarsanız o kadar ruhen yok oluyor. Tadı, lezzeti, dokusu, rengi. Ne kadar çok uğraşırsan onunla. Kısacası ruhen yok oluyor. Parçalamadan mı saklamak lazım? Evet, bütün. Peki önce kurbandan anlat. Nasıl iyi kurbanı seçecekler? Şimdi bir kere pazara gittiler. Pazarda
Veterinerin vermiş olduğu bir sağlık raporu var. O sağlık raporunu mutlaka görecekler. Hmm. Sonra kulak küpesi var. Kulak küpesini görecekler. Sağlık raporu adam sağlıklıdır demek. Kulak küpesi demek anası, babası, danası nerede doğmuş, nerede büyümüş, kimdir? Yani kimlik kartıdır. Tecerisini. Tecerisini. Evet. Evet. O da odur. İkisi bir araya geldi. Birçok şeyi halletmiş oluyorlar zaten. Geri kalanı şu. O bir canlı. Hayvan değil. Bir canlı. Evet. Hayvan gözüyle bakmıyoruz. Canlıdır. Canlı bakacak. Etrafıyla ilgisi olacak. Hareketli. Evet. Bu çok önemli. Yani uyuz uyuz duruyorsa, ruhsuz ruhsuz duruyorsa. Gerçekten stand-up gibi. Vallahi değil mi? Çok iyi anlatıyor. Eğer ruhsuz duruyorsa, bedeni yok böyle bükülmüş, ruhsuz duruyorsa o sağlıksız anlamına gelir. Bir. Evet. İkincisi kulağı eksik, kuyruğu eksik. Bakacağız her tarafına. Olmamalı. Hmm. Orasından akan bir şey, burasından akan bir şey, orasından çıkan pis bir koku olmayacak. Hmm. Gözleri çapır çapır atmayacak, burnu atmayacak. Yani kısacası sağlıklı bir insanda baktığın ne görüyorlarsa o canlı da o hayvanı da onu görecekler. Sen kurban kesiyor musun? İşin sırrı bu. Evet tabii. Kesiyorsun. Kestiriyorsun. Yani. Şimdi dilenseniz kestiler ve o butanı kavur eve getirecekler ya orada kavurma yapacaklar. Onu eve getirdikleri için nasıl yapsınlar? Tamam. Dilerseniz ben onu göstereyim. Evet hemen. Yani kemiğinden nasıl ayıracaklar? En önemli şey geleneksel onu, kurban kavurması. Onu bir gösterelim. Evet. Onu şöyle yapacaklar. Bu eti kemiğinden şöyle ayırırlar. Allah Allah. Etin şovunu izlemiş miydin Öykü? Ay ilk defa izliyorum ve hayranlıkla izliyorum. Aa, şimdi dikkat. Hop. Şimdi. Harikaydı. Eğer kavurma yapacaklarsa bunu bu şekilde ayıracaklar. Nasıl ayırdınız ya hakikaten? Sonra bunu doğruyorsunuz biliyorsunuz. Ufak ufak doğranıp kavurma halinde kullanılacak. Ama eğer biz bu eti bize... Bir şey ama ikaz edelim değil mi? Herkes böyle denemesin sakın. Evde. Tabii. Değil mi yavrum? Onlar yapmasınlar. Yapmasınlar. Onlar kasaba vallahi götürüp bunları yapmasınlar evet diyoruz zaten. Senin gibi şov yapmaya kalkarlarsa her şey böyle gider. Benden dünyada yok. Ben bu işin gönderilmiş biriyim. Evet. Bu iş için gönderilmiş. Tanrı beni böyle göndermiş. Peki. Git sen bu işi yap demiş. Ben onu yapıyorum. Onun için farklıyım. Belli benden değil yani. Belli yani. Gerçekten yaradan bana yakışıyor. Budur ya, budur. Aynı senin anlattığın gibi yakışıyor ama gerçekten çok yakışıyor. Peki millet demiş ki burada. Bir de çok özür dilerim. Evet. Diyelim ki butu öyle yapmayacaklar da fırında pişirecekler. Hmm. Onu nasıl yapacaklar? Bu sefer de onu bu butu fırında pişmesi için mutlaka etin bütün kalması gerekir. Çok müdahale edilmeyecek anladım evet bu. Evet. Çünkü fırında pişecek etler ne kadar bütünse o kadar lezzetli olur. O kadar suyu içinde kalır. Demektir. Allah. Evet. Kemiği çıktı ama bütün duruyor. Gördüğünüz gibi. Yapar mısın aynısını? Hemen yapar. Hemen yaparım. Hemen hiç. Sonra bunu ne yapsın? Eğer fırın yapacaklarsa bu eti biraz önceki gibi kavurma gibi parça parça yapmayacaklar. Bütün olacak ki bu suyunu içinde tutabilsin. Bir yol daha gösterelim nasıl pişirecekleri için. Sonra bunu deliyoruz. Tane karabiber ve sarımsak koyuyoruz oralarına. Başka bir kabda sıvı yağ, limon, sarımsak, kekik, karabiber, yoğurt ve salçadan oluşan bir sos hazırlıyoruz. Evet. Buna bir güzel sıvazlıyoruz. Sıvazladıktan sonra onu bir marine ediyoruz. Bunu önce yağlı kağıda sonra folyoya sarıyoruz. Çok acıklı. 200 derecede ısıtılmış fırında 3 saat pişiriyoruz. 3 saat mi? Evet. 3 saat çok. 3 saat bu. Ay ben hiç çünkü kimseye yemek yapamam 3 saatte. Ağır ağır pişiriyoruz üç bunu. 3 saat kim bekleyecek beni? Izgaralık etleri nasıl ki güçlü ateşte mühürlemek için hızlı ateşte pişiriyorsak bunlar da tam tersine yavaş pişmeli ki ısı etin içine girebilsin. Hmm. Aksi takdirde bunu güçlü bir ateşte yaparsak dışı yanar içi çiğ kalır. Dilerseniz. E tabi doğru. Bunun içinde bir menü yapalım. Kaç evet pirzolası? Bu şekilde fırına giriyor. Biraz önce anlattığım gibi soslasınlar. İlk defa görüyorum şunu da. Soslasınlar. Evet. Önce yağlı kağıda folyoya sarsınlar. Sonra çıkarsınlar. Sonra bunu güzel bir tepsiye oturtursunlar. Taci oturtursunlar. Etrafına şahane bir pilav. Hmm. Ortasına da ıspanaktan güzel bir püre yapsınlar. Oh. Ortasına ıspanak, etrafında pilav. Oh. Gözünüzün şöyle karşısına. Sanat. Karşısına. Sanat bu yani. İnanılmaz bir şey anlatıyor. İşin sanat sırrı sevmek. Evet. Zaten sevmek emektir. Gerçekten seni tablo gibi anlattınız yani. Bakın şimdi yani seni seviyorum. Ne bu ya adı ne bunun? Sevmek emektir. Emek vermektir.
Sevmek emek vermektir. Ben bunu seviyorum. Bunun için gecem, gündüzüm, hayatım bunun etrafında dönüyor. Ama sevmek emektir. Biraz önce dedik ya 70 kilo şey kilosu 70 lira dedik ya et için. Evet. Soruyorlar Twitter'dan. Senede bir kilo yiyemeyen varken kaç kişi 70 lira ete verebilir diyorlar. Ne diyorsun? Ha, ülkemizde böyle bir sıkıntı var. Doğrudur ama çok şükür bizim dükkanlarımızda, bizim mekanlarımızda bunu yiyecek insanlar var. Evet. Olduğu sürece de daha fazla olsunlar diye de biz daha iyi nasıl yapabiliriz diye uğraşıyoruz. Bunun için 5000 başlık çiftlik yaptık. Hmm. Bu çiftlikle ürettiğimiz bu malzemelerle bu istikamı sağlamaya devam ediyoruz. Olduğu sürece de ülkemiz, bizim ülkemizi küçük düşünüyorlar herhalde. Bir de burada hatayla. Bizim ülkemiz çok büyük. Evet. Bugün dünyanın en büyük ülkelerinden biri. En hızlı gelişen ülkelerinden biri. Dolayısıyla yani dünya bunu 80 yıl önce yapmışken biz hala bekleyelim mi? Duralım mı? O yok, bu yok, şu mu diyelim? Her kim hangi işi yapıyorsa dünya o işin neresindeyse hiç olmazsa orasından yakalasınlar ve hızlı bir şekilde yürümeye devam etsinler. Peki Amerika'daki etle bizim etimiz arasındaki fark ne? Var. Onlardaki daha niye iyi? Kesim tarzından dolayı mı? Kan içinde kaldığı için mi? Her türlü. Her türlü. Ne hayvan diyor? Irkı da, ırk evet. olarak da, evet. yöntem olarak da bizden 100 yıl ilerideler. Biraz önce söylediğim gibi. 100 yıl ileride. Tabii. Biz bunları yapabilmemiz için evet. önümüzün açılması gerekiyor. Evet. Mesela bana şu soru soruluyor. Diyor ki biz nasıl ucuz et yeriz? Tamam. Son derece kolay. Kolay. Bütün meralarımızı, var olan meralarımız, olmayan meralar değil ki uzaydan, Amerika'dan falan getirmeyeceğiz. Var. Evet. Bunları yasallaştıracağız, sisteme bağlayacağız, herkese kiraya vereceğiz. Ve bunların hem bunlardan gelir elde edecek devlet, hükümet, hem de bunlar yaşayacak, hem de hayvan burada otlayacak. Otladığı zaman o merada %70 bedavaya otlayacak. Sadece %30'una yem para vermiş alacaksınız. Hmm. Böyle olunca da dünya standartlarındaki fiyatlara birebir aynen yakalıyorsunuz. Çok kolay. Kaldı ki doğadaki bu mera yıllardan beri 10 yıllar, 120 yıllardan beri ekilmediği için bitmiş. O toprağın tekrar hayata gelmesi için en az 3 sefer, 3-4 sefer ekmeniz gerekiyor. Gerekli. Yani yatırımcıya veriyorsunuz, kira kazanıyorsunuz. Peki son şeyi söyleyeceğim. Kapatacağız programı. Evet. Bir sürü insanı yetiştirdin. Çok kızıyor şükür. Musun? Kırgın mısın bazılarına? Hayır. Yani senin yetiştirdiklerinin başka yerlerde restoran açmasına. En son bir şey duydum. Yine markasını söylemeyeyim. Bir muhallebici bile senden bir tane usta almış. Öyle mi? Doğrudur. Muhallebici ette mi girdi? Doğrudur. İnanamıyorum. Muhallebici muhallebinin içine et koydu. Birebir bizim sistemimizi uygulamaya çalışıyor. Çocuğumuzu almış getirmiş. Bu et merakı nerede? Neden şimdi arttı bir böyle? Kere, ama fark edilen bir şey var. Herkesin gözünün önünde biri var. Hı-hı. Ve bu iş öyle bir yapıyor ki herkes diyor ki ya bu nedir ya diyor. Hmm. Ve bugüne kadar görmedikleri için inanılmaz azca ipnotize edilmiş gibi etkileniyorlar. Dolayısıyla ilgilenmeye başlıyorlar. İlgilenmeye başlayınca da yani. Sektöre yakın olan herkes, sektördekiler değil, yakın olan herkes benim çocuklarıma saldırıyor. Çünkü ben biraz önce ne dedim? Bu iş için gönderilmiş biriyim. Tabii ki bunları ben yetiştireceğim. Evet. Daha da yetiştireceğim. Bugün keyif olarak, mutluluk olarak en çok mutlu olduğum ve keyif aldığım şey ne biliyor musunuz? Bu çocukları yetiştirmiş olmaz. Güzel. Çünkü bu çocukların hepsinin babaları benim. Peki sanat akademisi gibi et akademisi ben, tabii. kuracak mısın? Hepsini kuracağım. Kuracağım. İnanın kuracağım. Ne güzel bu güzel ya. Bir bunlar şey. Için harika. Elimden geleni yapacağım. Çünkü baktım ki çok öne açık bir sektör ve herkes benim adamlarıma saldırıyor. O zaman böyle bir durum var. Ben okulumu açayım, yetiştireyim, geri bağlasınlar. Adamların hepsi başarılı. Hepsi başarılı. Hepsi. İzmir'de, Ankara'da, Bursa'da, Mersin'de, Diyarbakır'da bile adamlarım var. Ve bu adamlar adamlarım değil, benim çocuklarım. Evet. Hepsi benim evlatlarım. Ben onların hepsini böyle böyle aldım, bugünkü hallerine getirdim. Ne mutlu bana. Peki Amerika'ya ya da yurt dışına açılmayı? Gayet tabii. Bakü'yü açtık, 4 ay sonra Moskova'yı açacağız. Hemen Suudi Arabistan görüşmemiz var. Londra görüşmemiz var. Ama Amerika önemli. Yani evet. Amerika'da başarılı olursa bakın, Türk restoranı et olarak söylüyorum. Şunu net olarak söyleyeyim. Özgüveni yüksek, bu işi bilen, dünyadaki en iyilerden biriyim demiyorum. En iyiyim diyorum. Bravo. Net. Özgüven. Ben bunu söylüyorum. Peki. Ben hayır benim şey diyen herkesi buyursun gelsin görelim. Neredeler? Konu çok. Görelim. Konularımız evet. bitmedi çok. Ama programımız bitti. Onun için ya bu Türk markasını bu Türk markasını dünyanın her yerine bu bayrağı götüreceğiz. İnşallah. Buna kararlıyım. İnşallah. Bu sözümün arkasında duracağım, herkes görecek inşallah. Peki çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İki gün sonra bayram. Biz teşekkür ederiz. İyi bayramlar herkese diliyorum iyi bayramlar herkese. Diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, en mutlu. En güzel bölümlerle burada olacağız. Bayramdan sonra görüşmek üzere. Mutlu, İyi akşamlar. Huzurlu, diliyorum. Güler yüzlü bir bayram diliyorum. Teşekkürler.